tınıyı almak istiyorum. Yalan mı hocam? Evet, doğru yapıyorsunuz. Bu iddia yalan. Böyle bir kadın olmamış. Biri kendi rızası boşanmış. Benim ilgilenmez ama her zaman, her defasında yüzlerce tanık var. Bana biri gelip boşanmak istiyorum deyince her zaman dedim ki sabret. Şimdi diyalog bir şey söyleyeceğim. Meltem, acele etme. Hocam Meltem diyor ki ne sevgilisi? Ben onun kölesiydim. Ama ben kimseye kölem ol demiyorum. Ben özgürlük kitabını yazdım. Özgürlük nedir? Nasıl özgür olunur kitabım var. O kitabında insan nasıl özgürleştiğini gösteriyorum. Kimse köle ol hiçbir zaman demedim. Tam tersi özgür ol. Özgür iradeni kullan. Özgür ol. Ama altında ne yatıyor? Ben Mehmet. Köle oldum. Ben kimseyi köle olarak kabul etmem yani. İnsan bakın, özgür olsun. Benim okuduğum röportajda 10 yıl ya da o 10 yılın kaç yılında aynı evde kaldılarsa evin anahtarını bile bana vermemişti diyor. Doğru. Dolabı şimdi da yok. Evet. Yani siz bunu, bir tane siz bunu kabul edip inanıyorsunuz. Böyle bir yok, şey olmuştu. Okudum dedim. Yani okudunuz. Okudum şimdi dedim. O okuyanlara inanıyorsunuz ve burada iddialarda yok, bulunuyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Bir şey onun okuma üzerine. Hadi bakalım. Bunu söyleyen ve bu durumda olduğunu bile, yani bu durumda olsa bile bir adamla bir erkekle kim olduğu önemli değil. Birlikte olmayı kabul eden kadının ruh durumu zaten çok sağlıklı değildir. Yani anahtar vermeyeceksin, dolap vermeyeceksin, evde bir sığıntı gibi kalacak bilmem ne. Sizin kişiliğinizi soyutlayarak söylüyorum, siz öyle yaptınız diye değil. Ama böyle yaşayan kadınlar var, evet. Ruh durumu doğru değildir. Şimdi başka bir şey çıkıyor ortaya. Peki sen niye kabulleniyorsun kardeşim? Aynı senin dediğin gibi. Evet. Özgür ama iş öyle değil. Nasıl yani değil? İş öyle. Ha, ben yapmam kardeşim. Ben çoluğumu çocuğumu da terk etmem, kocamı da terk etmem şeklinde olmuyor. Çok vaka vardır. Hocamda da çok vaka vardır. Evet. Bana da çok yazarak gelirler. Yani bir şeyler için, aşk için, tutku için çok şeyi reddedip hayatlarını değiştirebilen kadınlar çoktur. Köle olmayı bile göze alan, yani sırf o adamın yanında birazcık kalabilsin diye adamın yaptığı niye her şeye katlanabilir. İşte niyesini boşluk çözmeye çalışıyoruz. Aşk diyebilirsin buna. İtirazım tutku diyebilirsin buna. Elde etme hırsı diyebilirsin buna. Bak kendisi söylüyor. İki kadın çok büyük kıskançlık içine girdi. Sonra güçlerini birleştirdiler diyor. Ben bunu da hiç görmedim. İlk defa duyuyorum. Görmediniz. Yani bir erkeği paylaşamayan iki kadının bu adamı yok etmek için bir araya girmesi genellikle şöyle olur. İki kadın bir araya gelir de bir tanesi son anda tekrar adamın yanına doğru döner ki öbürünü ekarte etsin doğru diye. Genelde böyle olur. Böyle yürür. Tarih böyle vakalarla yoksa, doğru yani. Yoksa kıskanç kadınların birleşip ve saldırmasına ya tarihte Bey, binlerce örnek yoga, var. Nasıl yoga akademiyi bunu ele geçirseler ne yapacaklar? Siz yoksunuz. İşin başında, suyun başında siz varsınız. Sizi dışlayıp yok hadi. Tamam da intikam da bundan ibaret. Ne olacak müşteri önemli bulamazlar değil. Ki. Ne olacak müşteri önemli bulamazlar değil. Yani. Müşteriler de umurunda değil. Olay yaşansın. Bana üzüntü, acı versinler. Yeter yani. Nasıl yürütecekler? Nasıl olacak bunu düşünmemişler. Bu tamamen kıskançlık ve hırs içinde yapılan bir şey. Bu zeka içinde yapılan bir şey değil. Zeki insan bunu yapmaz. Çünkü zeki insan kimseye zarar vermek istemez. Akıllı insan da kimseye zarar vermez. Vallahi Mehmet'in anlattığı başka bir şey. Bakın Türkiye zaaflar ve aşk Türkiye şartlarından ele geçtik. Ne olacak? Bakın, orada onları ilgilendirmiyor. Az önce bir şey batsın söyledi. Gitsin yani hiç ilgilendirmiyor. Dedi ki hanımefendi ömür boyu hapsi göze alıp kendisine affedersiniz fahişe damgası vurulmasın diye mahkemede susmayı göze alan kadınlar var dedi. Tabii. Şimdi burada bu kadınlar konuşuyorsa toplum tarafından dışlanılmayı, bir takım yaftalarla yaftalanmayı, aileleri tarafından çocukları varsa çocukları tarafından damgalanmayı göze alıp konuşuyorlarsa bunu böyle işte yok benden intikam alacaklardı, hırslandılar da, çok kıskanıyorlardı. İki kıskanç kadın işbirliği yaptı şeklinde açıklamak bence çok mantıklı gelmiyor. Şimdi damgalanmayı, benim fikrim. Şimdi damgalanmayı göze almamışlar çünkü tam iki gün önce avukatlarım aranıyor. Diyor ki sakın bizim isimlerimiz söylenmesin. Sakın bizimle ilgili hiçbir şey iddiada bulunmasın. Nerede? Çünkü bulunursa, nasıl bulunmasın? Evet, evet. Avukatlarımı arıyorlar. Sakın bizim isimlerimiz telaffuz edilmesin. Çünkü şunu yaparız, bunu yaparız, bunu yaparız. Yani bu davalar açalım. Ama yayınlanmış ki, zaten. Ama isimler saklanmış. Yayınlanmış o isimler canım. Saklanmış. Hayır isimler var burada. Yok, o gerçek isimler değil. Öyle o mi? O gerçek isimler ha, biz değil. Biz de zaten o isim üzerine. O gerçek ad soyad değil. Meltem'le Özge diyoruz. Ben sen bu isimleri vereceğim diye. Onlar gerçek isimler. Akif Hoca bir şey söyleyeceğim. Bunlardan şimdi, Özge o yüzden onlar her şeyi göze alan değiller. Onlar yapıp karalayıp onlar yani bu olayın bak. Bu olay başlattıkta bu kadar büyüyeceğini inanmıyordular. Onlar şöyle düşünüyordu. Biz onu korkutacağız. Bu kadar şeyi biliyoruz.
ve kaçacak. Bu kadar daha şey biliyoruz ne? Alacak. Ne o? O ama ne kadar büyük bir ranttan söz ediyoruz? Olmadı. Ne kadar büyük bir paradan söz ediyoruz? Böyle bir büyük bir paradan söylüyoruz. O Ankara'daki Çayyolu'ndaki kadın 4 katlı villa aldı kendine bir sene önce. 4 katlı villa. Budur bu kadar. Alıyormuş. Çünkü niye ele geçirsin? Zaten kazanıyormuş kadın ya. Daha çok kazanmak. Daha çok kazanmak. Nedir yani? O ona yetmiyordu. Yani hırs böyle bir şey. Hiçbir zaman yetmez. Sahiplenme böyle bir şey. İhtiraz böyle bir şey. Hiçbir zaman yetmez. Daha fazlasını istersin yani. İhtirası hırsı daha yoga tedavi edememiş hocam. Ben bunu anlıyorum. Eğer yani insan gerçekten tedavi olmak istemezse olmaz. O insanın isteğine bağlı. Ya Akif Bey, eğer 10 yıl yanınızda insan numara yapan bir kadın varmış yogayla iyileşiyorum diye. Meğerse ama iyileşiyor. Ya bu iyileşmiş hali. Şimdi düşün, bu iyileşmiş hali. Düşün iyileşmiş hali neydi? Bunun ki iyileşmiş hali bu. Ama eğer insan tedavi olmak istemezse, iyileşmek istemezse veya iyileştiğini ve normal olduğunu düşünüyorsa. Ya o kadın diyor ki kocamla aramda hiçbir problem yokken birden kaptırdım kendimi ayrıldım diyor. Herkes şok oldu diyor. Kocayla kocası Meltem arası Hanım problem ve bunun tanıkları da var. Herkesi bunu söylüyordu. Kocası onu aldatıyordu. Peki taciz ettiği aldattığı için bunu da herkese anlatıyordu. Hocamızın taciz ettiği iddia edilen yani kadınların yok, problem, avukatı şey hattımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Programın başından beri izleyemedim ama haberdarım konuşmalardan. Son konuşmalarda da telefonda şahit oldum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Akif Manav şüpheli sıfatıyla cinsel saldırısı, dolandırıcılık, taciz, tecavüz, şantaj, tehdit iddialarıyla hakkında bir soruşturma yürütülmektedir. Bu soruşturma dosyasında bütün delillerimiz mevcuttur. Soruşturma devam etmektedir. Adli tatil vesilesiyle... Bu kim? Avukat mı? Lan avukatı mı? Araya, evet, avukatı. İyi dinleyin. Evet, dinliyoruz efendim. Buyurun. Araya bir ara girmiş olabilir. Dün itibariyle de adli tatil bitti ve adliyle başladık. Akif Manav'ın dosyada tarikat kurma ve bu tarikat bünyesinde suç işleme. Akif Manav'ın yoga hocası... yogayı çok iyi bilmesiyle ilgili hiç kimsenin bir itirazı ve iddiası yoktur. Öncelikle müvekkillerim hakkında bu iddialara karşı şu cevabı vermektedir. Yoga Akademi'ye darbe girişiminde bulundular. Darbe yapmak istediler. Yoga Akademi'yi ele geçirmek istediler. Peki böyle bir şey vardı ise bu bir hukuk mahkemelerinin konusudur. Neden daha önce bu konuyla ilgili şikayette bulunmadı? Bu bir. Şikayetlerde i̇kincisi, bulunduk onlara daha ikincisi, önce. Onlardan ikincisi, önce 14 ikincisi, kişiye dava açıldı. Bak çarpıtıyor. Efendim tek tek şimdi konuşalım. Avukat Bey avukat, durun. Evet. Bu avukat şimdi çarpıtıyor olayı. Şimdi onların avukatıdır. Çok hırslıdır. Orada adliye koridorlarında beni her türlü hakaret ettiler. Orada ne hakime, almak istiyorlar sizden? Ne, küçük düşürmeyi karalamak istiyorlar. Her orada bağırıyorlar bu adam böyledir şöyledir. Orada hakime bile... Hakim diyor ki onlara çıkın dışarı siz bu oturumda olmamalısınız. Çıkmıyorlar. Zorla çıkartın diyorlar. Peki bardağı orada taşıran damla ne? Kavga, yani kavga bu kadar yıllar hocam bir saniye. Bu kadar yıllar güzel güzel anlaşmışsınız. Herkes her şeyi örtbas etmiş. Mesela senin röportajların birinde söylüyorsun. Diyorsun ki kitaplarımı 20 liraya satmışlar. Bunları kendi zimmetlerine geçirmişler. Yok o başka benim değil. O... Her şey içinden orada bir vakayı anlatıyorum. Gerçi şimdi bak avukat şimdi dinliyor ya. Bana demişler ki süreçle ilgili hiçbir şey anlatmayın yani. Kibarca bir tehdit aldım süreçle. Çünkü şimdi soruşturma gidiyor ya. Bu soruşturma ilgili hiçbir şey anlatmayın. Şimdi ben bu vakayı anlatırsam beni suçlayacak. Neydi bardağı taşıran damla? Ney? Hocam bunu sen çok iyi biliyorsun. O bardağı taşıran damlayı ben çok merak ediyorum. Bir kadın intikamı mı? Ya da gerçekten tamam iddia edildiği gibi tabii, sizin tabii yaptıklarınız mı bilemiyoruz. Tabii bardağı taşıran damla size söyleyeyim. Söyledim bunu ki kendime de. Bu isimler de vermek yasak. Şimdi bu Etiler'deki kadın bütün bu psikolojik durumları göre ve son zamanlar o yaşadığı kıskançlık, öfke, nefretle yani insanlar olumsuz etkilediği için ve sürekli geri dönüş olduğu için ondan rica ettik. Bak biraz tatil yap. Çok çalıştım. Biraz dinle. Bir yurt dışı projeyi bile oluşturduk. Maddi manevi destekledik. Biraz kenarda dur. Biraz dinlen. Biraz iyileş. İyi gelsin sana her şey. Ondan sonra istediğin zaman geri dönebilirsin. Ama bu onu istenmedi. Kabul etmedi. Evet.
Bunu istenmediğini. Peki bu olaylar patladıktan sonra hiç aradınız mı? Yani 10 yılınızı birlikte geçirdiğiniz istenmediğini düşünüp çok fazla bakın, ilişkiye girmeseniz de kendine söylüyor bunu. Amca, şimdi bu kendini istenmediğini, uzaklaştırıldığını düşünüp tabii üzüldü kendine göre ve böyle bir yola girdi yani. Artık gelişi dönüşü olmayan bir intikam yolu girdi. Peki avukat Ankara'daki bey duydunuz. Kadını, Ankara'daki kadını ikna etti. O da şimdi burada enteresan bir şey var. O kadınlar anlamamış. O sadece benden intikam almadı. Beni seven, sayan kadınlardan da intikam aldı. Senelerce kıskancığı kadından da intikam aldı. Çünkü onu ikna etti ve bana karşı çevirdi. Şimdi o da bana karşı çıktı. Ötekiler de bana karşı kışkırttı. Sadece benden değil, hem benden hem kıskandığı o kadınlardan intikamını aldı. Şimdi oturmuş. Oturmuş yapayalnız oturmuş. Peki avukat bey duydunuz Akif Manaf hocamızın iddialarını. Ne diyorsunuz efendim? O kadınları suçluyor. Kadınlar evet. Akif Manaf'ı suçluyor. Ne diyorsunuz? Yani bir bizim suçlamamız yok. Bir iddiamız var. DOTA'ya da delilleriyle girmiş durumda. Bu bir. Öncelikle şüpheli Akif Manaf sürekli iki müvekkilimden bahsetmektedir. Fakat dosyada birden fazla, ikiden fazla hatta beşten fazla kadın aynı iddiada, aynı iddiayla yer almaktadır. Bu bir. İkincisi, o kadınlar sonradan yani sonradan. Onları kaç kişiydi talebeler? Bir dakika kaç kişiydi çoğunluk? Onları şu şekilde ikna etmiş. Bakın, tam sayı biliyor musunuz? Düşünün yani şu şekilde ikna etmiş. Size diyorlar ki sana taciz edilmiş. Ya diyor ki edilmemiş çünkü yüzlerce kişi bunu yapmışlar ve yüzlerce tanık var bu davada. Diyor ki kadın seni taciz etmiş. Yok etmiş şey yok sen bilmiyorsun hipnozdaydın. Seni hipnoza sokmuşlar. Taciz etmişler. Şimdi bak ben size anlatıyorum. Şimdi size anlatıyorum sana. Sen taciz edildin. Taciz edildin. Böyle beyin yıkayarak bunu günlerce insanlara taciz ederek. Biz tek tek konuşalım hocam. Yani orada birkaç kişi ikna etmişler. Onlar da bir masal anlatmış. İfadeleri tam bir masal yani. Evet tam avukat bir bey dinliyoruz. Kanıt evet, olmayan hikayeler. Benim bölmesini istemiyorum çünkü manipüle ediyor, olayları çarpıtıyor. İkincisi, iki kadın değil şu an dosyada mevcut olan altı kadın aynı iddia ile bulunmaktadır. Bana söyler misiniz hangi kadın para ya da herhangi bir hırs uğruna böyle bir iddia ile kendini medyanın önüne atsın? Hangi bir kadın saniye, yapar bunu? Bir saniye bunun cevabını Haydar Dümen versin. Avukat bey diyor ki hangi kadın para ya da hırs uğruna böyle bir lekelenmeyi göze alabilir. Bir kadın hangi durumda bunu yapar Haydar Dümen Hoca? Hiçbir kadın hiçbir durumda bunu yapmaz. Sadece işin içinde aşk ve aldatılmışlık varsa, onuruyla oynanmışsa. Ve 10 yıl ne yaptı? 10 yıl yoga olmaz ki. 10 yıl ki. O her gün yoga. Yani 10 yıllık yoga denilir. Bu nasıl bir şey? Onun adı işte yogatizma, başka bir izma. Başka izmalar karışmışın içine. Ben burada kendimi bir mahkeme salonunda sandım. Özü öyle değil. Özünde bu olayların psikolojik temel yapısında bir temel boşluk var. Bu boşluk kullanılmış iki taraflı. Kavgaya dönüştüğü zaman iş buraya intikal etmiş. Kim bilir ne kadar neler sürdü. Bunlar gizli kapaklı yaşanan, bilinen şeyler. Aslında çok daha off the record şeyler var çıkmış. Diyorsun. Birileri de kendindeki bu yetkiyi, yeteneği büyük bir cesaretle vay be olabiliyormuş gibilerinden. Bütün hayatta bunlar çok var zaten. Böyle bir burada bir kadın herhangi bir şeyde yapar ama böyle ortaya çıktığı zaman çıkmak çok büyük. Bütün çocukları lekelenir dediği gibi Mehmet Bey'in olmaz böyle. Evet zaten aynı düşüncedesiniz. De, Haydar hocam, Dümen hocamla Mehmet sen de kitabında Haydar Dümen hocamı doğruluyorsun yazdıkların. Çünkü bir kadın ancak aşk, aldatılma bu durumda intikam şeyine geçiyor. Evet. Bu öldürmeye kadar gidiyor. İşte kadının intikamı ateş yutmak gibidir lafını orada boşa kullanmadık. Akif Bey birazcık uhrevi dünyayla ilgilenirken gerçek dünyada kadınların neler yapabileceğini kaçırmış aslında. Yani orada bir gerçeklik var işin sen içerisinde. Sen kaçırmışsın onu. Yani ben safım. Ben aslında diyorlar ki bak diyorlar neler olabileceğini mağdurum, görmüş. Ben, ama doğru. Ben saf ama ben ya. Burada siz mağdursunuz kesinlikle diye demedim. Aksine. Ya. Kadınların hangi durumlarda neler yapabileceğini görmeniz açısından çok önemli bir şey bu. Şimdi ben şunu söylüyorum bakın Ayşe Arman gibi bir isme röportaj veriyor bu iki kadın başka birileri. Şimdi insan gerçekten sormak durumunda kalıyor ya bunların hepsi yalan mı? Yani nasıl bir ruh, nasıl bir kafa, nasıl bir hastalıklı insan bunları kafalarında kurgulayıp bu şekilde
Türkiye'nin çok satan gazetelerinin birinin, en çok okunan yazarlarından doğru, birinin köşesine doğru, anlatabiliyor. Bunu nasıl göze alabiliyor? Onu okuyacak, kocası okuyacak, çocuğu okuyacak, akrabası okuyacak, annesi okuyacak, babası, doğru, sosyal çevresi, iş arkadaşları okuyacak. Nasıl göze alabiliyor? Ben gerçekten bunu merak ediyorum. Evet. Ben o zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunca yıldır yazıyorum, çiziyorum bu konuda. Birçok kadınla görüştüm. Bunun bir tek nedeni vardır. O kitapta da olduğu gibi. Haydar Hocam'ın da az önce marazi söylediği aşk gibi. Marazi aşk ve gerçekten onurunun zedelendiğini hissettiği anda, kendini ona adamış bir kadının bir, peki, süre bir sonra bir eşya kadar değerinin olmadığı anda neler yapabileceğini kestirmek çok zor. Ben onu söylemeye çalıştım az önce. Neler yapabileceğini kestirmek çok, peki, zor. Nitekim o zaman, kadar da o zaman yani, ben biraz önce bardağı taşıran damla derken Mehmet, evet, Coşkun Deniz'i, evet, söylediğine geldim. Belki de o yani. Geldim, ne, evet, taşırdı o bardağı? Ne oldu? Ne taşırdı, söyledi yani? Tamam, o bardağı taşıran şu oldu yani. Yani hem ortama hem kendisine zarar verme bir duruma gelince onu yumuşakça, yani biraz dinlen. Bak git, hmm, yurt dışında güzel bir proje de var. İstersen tatil yap. Dinlen, uzaklaş ama yani kendini de toparla. Bu nefret, artık bu öfke, bu kıskançlık bir şekilde yatışsın. Senin işin de bu değil mi? Bu işi sakinleştirmek, o dertlerden uzaklaştırmak. Evet. Niye sen başaramadın, git yurt dışına diyorsun? Yani sen bunu başaramadın mı? Ya da tıkandığın nokta ne oldu? Tıkandığım nokta şu oldu yani. Eğer insan değişmek istemezse onu zorla değiştiremezsiniz ki. Bir insan değişmek istemeli. Yani bir insan kıskançlıktan, o nefretten vazgeçme isteğinde olmalı ki vazgeçsin. Peki 10 senedir değişmeyeceksiniz, hala birliktesiniz. Yani 10 sene değişmiyor diye, bu aslında 10 senenin vakası ama değil. Ama ben istemedim diyor. Yani 10 senenin vakası değil. İstemeyen bir insanın yanında kadın kalamaz mı? Yani, ama o hanımefendi, ben bir şey söyleyeceğim. 10 sene öğrenci oldu ama bütün bu olay 10 sene devam etmedi. Akif öyle bana düşünmeyin. Şöyle bir şeyi de var. Kendi diyor evi ki, vardı, kendi kocası vardı, kendi orada yaşıyordu yani. O kendi, ben diyor, diyorsun ki hocam, ben diyor, bırakın bir saniye. Olay. Akif Manaf diyor ki ben, bırakın tacizi, tecavüzü, ben 100 yıl biriyle ilişkiye girmesem de olur. Ve zaten 10 yıl birlikte yaşadığı Meltem de, aynı evin içinde bulunduğu Meltem de bunu doğrularcasına şöyle bir şey şimdi söylüyor. Bak burada, İlişkiye şimdi burada bir yanlış girmiyordu var benimle, bak, diyor. Bir yanlış var burada. Birincisi 10 sene bu devam etmiş. 10 sene öğrencim. Ama 10 sene bir aynı evde yaşamamışız. Bu biraz yanlış yani. Böyle olmaz. 10 sene şey benim, yani 10 sene yoga gibi bir eğitim alıyor. Yavrum, ama pardon, son birkaç sene ne öğretiyorsun? 10 sene ne? 10 sene ne bu hayatın? Ne öğrettin? Yani ne öğrettin? Çok değerli hayatın, yaşamın 20 ile 50'yi alırsak 30 senesinin 10 senesinde, evet, ne öğretiyorsun ya? Yani nasıl öğrenilmez bir şeymiş bu yoga ya? Nasıl bir şey bu yani? Çünkü tam öğretememişsin ki. Yani bu bir sonsuz bilgi. Hem teknik olarak hem teorik bir olarak. Daha, bir 10 daha gerekmiş ya, herhalde. Devam et, ya insan para devam etmek, insan her devam etmek isterse her yıl devam para veriyor eder muydu? Uzman olmak isterse her yıl para veriyor muydu? Uzmanlık tamam, devam kabul etmek ettim, isterse uzmansınız. Uzmanlığı maşallah devam ettirir uzmansınız yani. Ben ona şapkamı çıkarıyorum yani ama nerede uzmansınız zaten, onu bilemem. Ben çocukluktan, para veriyor muydu, sorar mısınız? Çocukluktan 10 yıl yogayı veriyorum, yapıyorum yani. 40 seneden ana para fazla kazanmışlar yapıyorum hep beraber. Hayır, 10 yıla 10 sene ortak mı kırmış onu? Ya ben o kadar 10 yıl öğrenci olarak para verdim. Bir dakika verdim ama mi? Şurayı açıklayalım. Bu iddialarda bulunan kadınlar sizinle beraber paralar kazanmışlar. Tabii kendisi en soruyor, çok kendisi kazanmış. Onu soruyor. O size uzuyor. Şey de oraya çalışan yardım, yoga ustası olarak gelmiş. Ustası olmuş, ustalaşmış. Aa, şimdi usta bir şey söyleyeceğim. Usta olmuş. Uzman olmuş. Yani senelerce bu uzmanlığını devam ettirmiş. Sibel, merkez sana açmış, nasıl geliyor bu? Yani yogaya gidiyorsun. Özür dilerim Akif Hocam. İlk başta da söylediğim gibi hiçbir kadına yani para da verseniz, avukat bey de aynısını söyledi, para da verseniz ben tacize uğradım, tecavüze uğradım diye dışarı çıkması mantıklı gelmiyor. Çünkü bundan sonrası da var o kadın hayatı. Bir de şöyle bir şey, evet, söyleyeceğim. Şimdi, şimdi bu taciz, bildiğiniz kadınlar değil. Tecavüz de değil gördüğünüz ama. Kadınlar değil bunlar. Tecavüz değil ama taciz. Şey. İkincisi bu olay zıvanadan çıktığı için bu noktaya geldi. Onlar bunu istemiyordu. Bak başlangıçta iddialar şu. Ama bu bir girişim. Akif durun da başlangıçta iddia şuydu. Akif yurt dışına kaçacağız. Yoga akademi biziz. Yoga akademi biz kurduk. Yoga akademi bize ait. Ve devam edeceğiz. 3 hafta çabaladılar, yurt dışına kaçmadı, olmadı. Ondan sonra ikinci aşamaya geçtiler. Yoga akademi boşaltmak
bütün üyeler saatlerce, günlerce alandı, taciz edildi ki davalar açıldı. Bunun davaları var. Onlardan önce açılan davalar var. 14 6 kadından bahsediliyor. Şimdi dinleyin. Onlardan önce açılan o kadınlar yavaş tek tek eklendi. Onlar tek tek ikna edilerek eklendi. Onlara, peki, onların beyni yıkandı ki sen hipnozda taciz edilmişsin. Bunlar da kabul etti bunu. Sana şunu, Çıldır şunu yapıyor da bunu yapıyor zaten. Ötekini de taciz etti. Siz de tecavüze uğradınız da farkında değilsiniz de. 3 yıl dayanıp ya da bunlardan haz alıp. Sonra hangi durumda bu ortaya çıkıyor? Canına tak ettiği anda. Ne onlara işkence mi yaptılar? Ne tak etti? Neyi tak etti? Ne bu gidip kendine yani? Çay yolu gibi semtte 4 katlı villa alıyor. Ne tak edecek yani? Ve krallar gibi yaşıyor. Nasıl bizim alıyor sayemizde. Peki nasıl alınıyor? Yoga Akademi sayesinde. Nasıl? Ne oluyor dalınıyor orada? Yoga Akademi sayesinde ne yapılıyor ki? Çünkü Yoga Akademi sayesinde eğitim veriyor. Ürünler üretiyor. Şubesine, Ankara şubesine o kadın yönetiyor. Oradan da para kazanıyor. Bölge yönetici kendi, oluyor. Işte ayrıca de... da Yoga Akademi çok büyük bir kuruluş olduğu için çok büyük ürünler üretiliyor. Giysiler, yoto, ayakkabılar, çantalar. Yoga değil mi de... Yani biraz insanları soymuşlar burada. Her şey var. Soymuşsunuz. Ve, tabii hem üyeler, bunlar hem üyeleri yani kullanmışlar ama dediğim her şey... Kullanılmış. Oradan yani siz de gözünüzü açın. Bazı şeylere dikkat edin. Haberiniz yok muydu peki kullanılırken, bunlar kullanılırken sizin denetiminizde değil miydi buralar? Şimdi uyarılar oldu. Uyarılar yetmez ama sizin adınızda hatırlaysa... Hatalar oldu. Şimdi soruşturma, çok şey söyleyemiyorum çünkü uyardık. Aynı avukatlar bize dedi ki bu soruşturma aşamasıdır. Bak sana şunu bunu yaparız. 2 gün önce uyarıldık yani. Ya benim, konuşmayın. Benim şimdi çok, her şeyde konuşamıyoruz. Benim uyarılar, hatalar oldu. Kim uyarılar uyarıyor? Oldu. Kim uyarıyor? Ben uyarıyorum. Benim en merak ettiğim... Ama devam edin. Konuşu. Devam edin. Şimdi anladığım kadarıyla bu kadınlar için Akif Manaf bir altın yumurtlayan tavuk. Çünkü onun sayesinde şubeler açılmış, yönetici olmuşlar, villalar alınmış. Ben hiçbir kadının altın yumurtlayan tavuğu kesecek kadar aptallık yapacağını düşünmüyorum. Akif Manaf'ı kovalım, yerine biz... Ya olmaz ki. O peki zaman ne o akademiye sana kimse... göre? İşte başka bir şey var burada. Yani hep başından beri söylüyoruz. Bir takım sözler verilmiş bu kadınlara, duygusal anlamda bir var takım sözler bir şey verilmiş. Ama o sözler yerine gelmeyince bu kadınlarda yeter artık buraya kadar, bu adam bizi çok ezdi. Duygusal açıdan işte şöyle yaptı böyle yaptı diye ayağa kalkmışlar diye kendimce bir yol buluyorum, öyle söyleyeyim yani. Doğru başka mudur? Türlü olmuyor bu. Taciz, tecavüz, hipnoz, şu bu. Baksanıza suçlamalara. Yani o kadar suçlamaları kendi üstüne alabilecek kadının cesaretine bir kere hayran olmak lazım. Eğer kurguysa vallahi o kadını alıp roman yazdırmak lazım. Tabii roman yazın, siz gerçekten yazın. Gerçekten ben yazdım romanımı. Onların romanını belki siz yazarsınız. Bu kurgu. Bir de Türk hukukunda şöyle bir şey var. Bu taciz ve cinsel saldırı davalarında tam kesin delil bulunamasa bile mağdurenin beyanları üzerine durulur. Kadının beyanı kadın, esastır. Gerekçeli kararda şu söylenir. Kadın kendini toplum önünde, Türkiye'de toplum önünde küçük düşürmek istemeyeceği için bunu yalan söylemediği düşünülür ve ceza verilir. Yani böyle bir toplumda yaşıyoruz ve bu sistemde yaşarken... Peki kadınların aşk uğruna neler yapabileceğini kitaplarda gördük, şu kitapta da gördük. Akif Manaf'ın da iddiası bu. Bunlar zaten... Tabiri caizse arızalı kadınlar, psikolojileri bozuk. Diyorsunuz ki psikolojik sorunları var bu kadınların. Özellikle Meltem o kadar öfke krizleri yaşardı ki, tanıklarım da var. Terliklerini çıkarıp kendini döverdi. Bunu böyle yapacağız diyor, hayır diyorsunuz. Histeri krizi yaşıyor. Kendini terlikleriyle dövmeye başlıyor. Sonra bir bardak da su bana verin. Kabul etmezsen kendimi öldüreceğim. Şuradan atacağım diyor. Evet. Yani bu tehditler de var. Mesela bu tehditler sizi korkutmuyor muydu? Neticede korkmadıysanız da başınıza geldi. Korktuysanız da başınıza geldi. Düşünüyor muydunuz ya? Kadın, bakın. Bu memlekette bir iski skandalı yaşandı. Mehmetciğim çok iyi bilirsin. Bilmez miyim? Bir kadının yapamayacağı şey yok. Yeter ki kadın istesin. Aşkı uğruna aldatıldığını anlayan kadın adamında, adamın her şeyi bitirdi. Bitti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bitti. Bir dönemdi o. Türkiye sallandı. Yani bir kadın isterse neler yapar?
Bu hangi kadın? Önce sana soruyorum. Bu hangi durumda ortaya çıkıyor? Aşkın büyüleyici, temiz, yüreğinin karşılığında duygularını bulacak. Onunla uzun bir zaman dilimi içerisinde. Fedakarlık yapmış, taşımış. Yaparak, ve de kısa zamanda olsa karşısındakinin kendisine bağlı bir verdiği konuştuğu sözle uyarında o hareket ettiğinin inancıyla sürer bu. 3 ay, 1 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene. Bir günlükte bile kadın onuru bozulmuşsa, onuruna oynanmışsa, kadın bu şiddeti içine sindirememişse, kadının kendi yaşamsal değerlerinde de bu çok önemli bir yer alıyorsa, bir günde bile cinayet işleyebilir. İnsan ruhu bu. Mehmet, senin kitabında da böyle bir şey var. İnsan ruhu bu. İSKİ olayında mahkumiyet olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Suça ortak kadın var. Kadın kocasının işte zimmetti, irtikaptı, ihaleye fesat karıştırmak gibi bütün suçlarını tanık oluyor. Gözü alıyor. Ve adam bu suçları birlikte işlediği kadını terk edip başka bir kadınla birlikte olmaya başladığında öbür kadın diyor ki bir dakika biz seninle suç ortağıyız, öyle gidemezsin bakalım. Öyle ben senin kahrını çektim bunca sene. Şimdi parayı buldun, rüşvetle buldun, zimmetle buldun. Şimdi gidip onu başka kadınla yiyeceksin değil mi? Aa, olmaz kardeşim. Peki diyor. Sefer Çalınmak Çok özür dilerim, tamam. Bir şey daha var. Tamam. Şimdi bu kadınların neden bu kadar tepki gösterdiğini de hemen söyleyelim. Akif Bey özelinde de söyleyebiliriz. Şimdi bazı erkekler vardır kadınlar tarafından hani gözü başı oynamıyorsa... Zaten ya bu adam yapar dediklerimiz vardır. Bir de onu alırsınız, öyle bir yere götürürsünüz ki zaten davranışlarıyla da size onu hissettirir. Size kendinizi bir kraliçe, bir prensesmiş gibi hissettirir. O adam bir gün ihanet ederse o çok büyük hayal kırıklığı, çok büyük yıkım yaratır. Hmm. Yani bakış açısı odur. Hakim hocam, yapabilecek insanlar vardır. Aman biliyordum zaten bunun yapacağını dersiniz. Bir de sizi el üstünde tutan, sürekli böyle canım, aşkım, sevgilim, bir tanem senin için hayatımı adarım diyen erkeğin yapması. Ayrıca ayrıntılarını çok... da bilmiyoruz. Peki, Sefer Çalınak bir şey söylemek istedi burada. Buyurun efendim. Bir kadın erkeğinden aradığı eşi bulamıyor.